Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Geçmişten bugüne, Adem aleyhisselamdan Mehdi'nin zamanına kadar, ahir zamana kadar birçok salih insan gelip geçti. Tabi bu insanlar arasında zor zamanlar yaşayan peygamberler de oldular. Güzel günlerde yaşayanlar da oldu. Yalnız hep onlara inanmamazlık oldu. Mehdi'ye de aynı şeyler olacak. Bütün peygamberlerin kaderi onun kaderiyle birleşiktir. Şimdi bugünlerde birçok arkadaşımız bu konu üzerinde duruyor. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış, zuhur. Şimdi Allah biliyor tarihleri. Tarihleri kimse bilemez. Kimi 2023 diyor. İşte kimi 2030 diyor. Allah biliyor. Kimi 2021 demişti. Hocam senin bir tarihin var mı? Yok, ben tarih veremem. Söyleyemem, yasaktır. Evet, o sebebi nedir mesela? Diyor ki yasaktır. Mehdi mi söyledi yasak? Yani şu anda söylemek mümkün değil. Yasaktır. Evet. Hani sakıncalı durumu. Sakıncalı bir de asırlık yapmış oluyorum. Evet. Hocam Diyarbakır'ın bazı durumları vardı. Mesela bu bulut meseleleri. Bulutun dinde alakası var mıydı? Yani bulutun bir simgesel bir sembolizmi var mıydı dinlerde? Şimdi bulutun sembolü eskide Diyarbakır'ın bulutu biraz karaydı. Hani kara bulutlar da vardı Diyarbakır'ın üzerinde. Bulutlar beyaz olduktan sonra Muhammed Bey'den gelen bir bu sesle 2021, 2. ayın 21'i saat 9'da gelen bu sesle Diyarbakır'ın bulutları bembeyazdır. O günden bugüne kadar çok epey bir zaman geçti. Tabii ki sen güzeldir. Diyarbakır, yani Muhammed Mehdi'ye neler beyaz oldu ki, neler beyaz olmadı ki? Muhammed Mehdi'ye asa verildi, yani sancak verildi. Muhammed Mehdi'ye beyaz asa verildi. Muhammed Mehdi'ye batında Allah-u Teala ona sancak verdi. Muhammed Mehdi'ye yani... Şimdi bu sancak meselesi önemlidir. Bazı kaynaklarda, tabii bu doğru mu yalan bilmiyorum. Temimli sarışın var. Temimli sarışın da Hazreti Mehdi'nin arkadaşıydı. Şimdi bu kimisi Atatürk'e bunu şey yapıyor. Atatürk'ün ruhu da gelecek gibi bir şey var. Atatürk'ün ruhu ya da liderleri. Şimdi biz siyasete girmeyelim. Siyasete evet. Yok onu. Seveni var, sevmeyeni var. Şimdi bazı kişiler öyle diyor da benim yorumum onlarda... Çünkü ben siyasete girmek istemiyorum. Onlar gibi değil. Bu çıkacak Muhammed Mehdi çok yani değişik bir Muhammed Mehdi olacak. Yani Allah-u Teala onu nereden göndermiş? Yani onu da biliyor bana söyledi. Sanki bu Muhammed Mehdi yanımdaki Muhammed Mehdi bana anlattığına göre yani geçmişteki gelen herhangi kimselere ait bir siyasi veya bir zariyet kişilerle bağlantısı yok ve söyledikleri yorumlarla bağlantısı değil. Çok değişik bir medidir. Allah-u Teala onu çok özel yani sırlar vermiş. Yani bir cennete bakı değil, bir partiye bakı değil. Öyle bir sırlar var ki yani bazen dinliyorum onu kelimelerinden bazen çok gizemli sırlar var. Her şeyi anlatmıyorsun bunu değil mi hocam? Hayır, o gizemli olan ya şimdi ne diyor bak bana bundan bir söz etti dedi. Bana öyle bir hızlı vasıta gelecek ki ona bineceğim istediğim yere gideceğim. Allah bana gösterdi. Ve daha önce de geçmişimde de Allah-u Teala bunu da söyledi. Bunu da bana söyledi. Dedi yani gökyüzünden özel bir vasıtayla dünyaya gönderildim geçmişinde. Daha Adem zamanında. Ruhaniyeti. Her ruhaniyeti. Düşünüyorum vasıta akla gelince uzay gemileri aklıma geliyor UFO'lar. Şimdi normalde böyle bir insan çıksa dese biz inanmayız. Sen nasıl inandın böyle insana? Şimdi ben bu yeni uzaydan gelen UFO'ları gördüm ya. Ben UFO'ları izliyorum. Hani UFO'ları şimdi ayrı bir kenara bırakalım. UFO olmasa bile bir melek bile
seni alıp götürebilir. Bir iş anlamayla da götürebilir. Yani şimdi bana izah bu ne etti? Ben programlanmışım. Hangi senin program? Allah tarafında gönderilmişim. Tamam. He. Bir vasıtaya bindirilmişim ve aynı... beni bana demiş ki git dünyaya artık gelme. Sanki bu Hazreti Muhammed ya için bak bu kelimesinde ben şok oldum. Beni programladılar, bir araca koydular ve dünyaya git gelme. İşte bu kelimeyi bana söyleyince ben şok oldum. Bir araca vasıtaya bindirmişler. Bugün birçok insanın %90'ı uzaylıların ama araç inanıyor. Bak araç var. Ve araçla da ona dünyaya gönderdiğine dair de o geçmişteki gizemi ona göstermişler. Ve yani bindiği vasıta dünyaya geldiğini ona da göstermişler geçmişini. Dünyayı da görmüş ve uzayı da görmüş ve yani o önceki hali de görmüş yani gönderdiğini de ona göstermişler. Ve onu o tekrardan söyledi. Dedi işte o hızlı vasıta bana gene gelecek ve bana dedi ki korkma o hızlı giden vasıtaya bin. Bak bağlantıya bak. Sana dedi bin. Kendisini bana anlatıyor. Evet. Ha dedi geçmişimi de bana gösterirdi Allah. Geçmişini de gösterdi. Yani nereden geldiğine dair. Nereden gönderildi. Başka bir bu yani çok Allah'ın bu bambaşka bir Muhammed miydidir ha? Allah-u Teala onu özel göndermiş. Yani misal bunu anlatayım. Nasıl bir insan bir robot yapıyorsa, ona bir program koyuyorsa ve o robot elektrikle neyse çalışıyorsa hemen komuta uyuyor. Programlanmış gibi. Mesela bu İnternetlerdeki programlar gibi, yani bir robot gibi, hani bilgisayar gibi. Sanki yani bana öyle anlattı ki, yani ben arkadaşıyım, yani beni dünyaya Allah beni dünyaya gönderdi bir araçla ve bana beni gönderdiğine dair de aynen bana ayna gibi gösterdi. Ve dedi bana bu kelime de geldi. O hızlı korkma, o hızlı vasıtana bin. O hızlı vasıtana geçmişimi de bana gösterdiler. Ben hızlı vasıtaydım, beni dünyaya gönderdiler. Hızlı vasıta beni dünyaya getirdi. Hızlı vasıtana ışınlamadır. O zaman arkadaşın ışınlama. Ha ışınlama. Zaman yolculuğu bu. Zaman yolculuğu başkadır çetin. Mesela 100 yıl önce bir adam bir yerde yaşamış. Ve 100 yıl sonra başka bir yerde yaşamış. Ve 150, 60 yıl sonra başka bir yerde yaşamış. Bu taraflarını araştırıyorlar, buluyorlar. İşte bu zaman tüneli budur. O zaman alakalı bu ışınlamayla. Bak ona bir vasıtayı koymuşlar. O anladığım kadarıyla Allah-u Teala ona bir vasıtayı koymuş. Demiş ki git dünyaya gelme. Onun bir anne babası yok mu? Ben bilmiyorum. Bak, arkadaşın olduğu için. Yüce Allah ona aynı seslenmiş. Bin vasıtaya dünyaya git gelme. Hocam sanki sen bazı şeyleri sırlı anlatıyorsun. Tam anlatmıyorsun konuyu. Şimdi. Sanki sen onun bazı şeyleri anlatıyorsun şimdi. Sanki o ya arkadaş. Yani buraya sanki özel bir iş için gönderilmiş. Tamam şimdi görevi vardı demek. Demek sen arkadaşın konusunda, bu Mehdi dediğin arkadaşın konusunda bazı şeyleri de söylemiyorsun. Ya da yani bunun ya da yanıltmacı yapıyorsun bazen yanıltmacı. Yok yanıltma değil. Ben tanımasın diye. Bak böyle değil yani anlatımlarına eyledir. Gizemler çok var. Ben o gizemlerin bana anlattıklarında yani bildiğim kadarıyla bunlar. Peki o gelecek hızlı vasıta nedir? Hızlı ne demektir? Yani korkma. O hızlı vasıtana bin. Yani o vasıta kendiliğinde mi gidecek bu? Onun bir mutlaka bir şey var içinde.
Yani şoför var mı? Yok mu? Yani biz anlayamıyor. Ben anlamam artık o vasıtanın içinde ne var. Yani öyle bak bir kelime ona gelmiş. Yahu ben söylemeye korkuyorum. Yemin ederim korkuyorum. O kelimeyi bana söyledi. Ben burada cesaret edemiyorum ha. Çok işlemli kelimeler var. Yani gösteriliyor o söylüyor. Gösterilince söylüyor. Yani sanki ben bunu anladım. Yani daha önce de Allah tarafından sanki programlanmış ve onu bir uzay ışınlamasına bildirip dünyaya göndermişler. Ben bunu anladım bilgimle. Ve ondan sonra genelde ona bir kelime gelmiş. O hızlı vasıtana yani korkma o hızlı vasıtana bin. Daha bak vasıtayla o aynı oluyor. Onu böyle dünyaya gönderirken, beni dünyaya gönderirken aynı o olayı da bana ele gösterildi, ayna gibi. Gösterildi. Dünyaya gelişini de göstermişler ona. Havada uçarken, dünyaya gelirken, semada. Yani başka bir kelime de bana söyledi, inan ki cesaret edemiyorum. Onun Oraya, çok adamları var. oraya, Onun çok adamları var. Ben bunu biliyorum arkadaşım. Çünkü birisi onu kızdırırsa mesela diyelim ki ben böyle bir yorum yapayım, bir açıklama yapayım. Onun adamı o kişiyi takip eder, önüne geçer ve onu öldürür. ya da tam başka kişi öldüremez. Adam var, öldürür. Öyle emir verilmiş. Azrail'den sonra adam da mı öldürür? Ya ama Hızır çocuğun ruhunu almadı. Allah'ın emriyle oluyor bunlar. Onu kızdıranlar, ona işkence edenler, kaçıranlar, ona zulmedenler. Kaçırmış onu. Yani misal yani. Yani ona bir şifre kelime gelmiş ha. Yani Ha, öyle olunca daha sanki sen biraz sırlı konuşuyorsun burada, açıklama. yo bak şimdi Çetin ben bunu bile kapalı anlattım. Ben böyle anladım. Yani ona ne demişler? Yani onlar gitsinler. Nereye gitsinler? Gitsinler. O arkalarındaki onları önüne geçecek. Onların ruhlarını alacak. Mehdi kaçırılmak mı isteniyor? Bir şifredir. Buna bir yani muhafaza bir şifre verilmiş. Tabii burada onun için Metin'i sağlıyor. Milli zaten Allah'ın emri hapistedir diye kendini saklıyor. Kimse de korkusu yok. Allah'ın emrinde de bazı şeyler ona hapsedilmiş, bekliyor. Zamanı miadi bekliyor. Kimse de korkusu yok. Çünkü onun adamları çok var. Biliyorum. O da söylüyor. Yani çok bambaşka sanki yani bu adam çok özel. Onu bir gün röportaj yapma şansımız yok mu hocam? Ya şimdi frankası Allah'a gidiyor ha. Bir gün onunla konuşamayız. Ya şimdi ara sıra Hani beni de bazı hallerde beni de kabul etmiyor. Bazı anlarda. Çok büyük sırları var. Çok çok gizemli kelimeler gelmiş ona. Çok çok çok. Bak bir ismi Azem okuduğunu hafif bir duydum. Ama tam farkına varamadım. Kapıyı çaldım dedi ben müsait değilim. Yani ruhaniyetler, enerjiler onun yanına geliyor. Ruhaniyete geliyor onun yanına. Ha. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona geliyor ha. Ona kendini hissettiriyor ha. Çünkü Ama şu anda yasak var. öyle Kendini zuhur ya edemiyorlar. çünkü öyle bir şey olmasaydı normal bir insan olsaydı normal vatandaş olsaydı başbakan da olsa cumhurbaşkanı da olsa normal vatandaş. Kardeşim bana ne dedi biliyorsun? Benim yanıma melekler geliyor, beni götürüyorlar. Daha şimdi ben burada bunu anlatayım. Normal bir insan Bak olsaydı bunu benden çekilmedi, anlattı. tamam normal olsaydı. Bir isim okuyor ve o isimde ve onu dörtüyorlar. Tamam. Abile oluyor ha. Şimdi bu olay orada kalsın. Şimdi konu bu. Normal biliyorsaydı zaten bizim ilk baş halkımız 1 dolar 2 ay önce dedi. Hep çok ay var. Onlarda zaten bu doğaüstü olaylarının başlangıcı söyledikten 3 gün sonra olması zaten bir enteresanlık var bu işin içinde. Hani demek ki sağlam yerden alıyor bilgileri. Hani böyle
Çapulcu mabucu cinler değil. Bak şimdi bir gece rüya görüyor, Allah kendini ona gösteriyor. Bana anlattı. Dedi yani ben çok ağladım. Ben niye bu kadar bekledim, hapisteyim. Şöyle biraz sabırsızlandı. Bana o durumunu anlattı dedi. Bu hapis gerçek hapistir. Yani şu anda yani... Hocam sen sanki yani, yok yok yani hapistedir. Yani şu anda kendini kimselere izah ettiremiyor. Sanki sen biraz gizliyorsun. Yok yok orada. Yani kendi ismini kimseye söyleyemiyor. Kendisinin Muhammed Mehdi olduğuna dair yani şarif gidip de konuşamıyor. Ona öyle bir durum gösterildi. Şimdi ben bunu hapiste olduğunu düşünüyorum sanki. Hapis böyle bak bana öyle anlattı. Dedi ben bir yerde oturmuştum. Elim böyledir. Abiyle Allah Teala bazı şeyleri hapsediyor. Ona gelen bir kelime. Kendisi hapis değil. Yok yok kendi evine hapis yani kendi zuhur edemez. Allah'ın emrini bekliyor. Tamam ben burada sanki farklı bir şey varsa anlatmıyorsun gibi geldi ama neyse bir şey olmasa bize tam anlatmıyorsun. Yok ondan değil şimdi bazen o diyor ben okuyorum benim yanıma beni dörtlüyorlar. Enerjileri geliyor ve beni dörtlüyorlar. Bu meteoran arkadaşın hakkında sanki bazı konularda sır saklıyorsun. Ya şimdi bazı sırlar anlatamaz ha, anlatılmaz ha. Şu anda ben bu vasıtayı anlatmıştım. Korkma hızlı vasıtana bin ne demek. Ha geçmişteki vasıtada da söz etmişti dedi. Bana öyle söyledi. Ben semada Allah beni bir vasıtaya bindirdi. Ve dedi git dünyaya gelme. Ve o vasıta hareket etti. Ve dünyayı da bana gösterdiler. Vasıtanın içinde ben hareket ediyorum. Bak hele. Aynada da kendini görüyor. Bak önceki halini. Tamam şimdi dağ patlıyor. Dünya dünyaya geliyor ha. Dünya vasıtası geliyor. Şimdi dağlar patlayacak. Kelimesi çok enteresan. Ve aralar 25 gündür evet. Bu dağ patlıyor. Patlıyor bitmedi. Bazı dağlar alev alıyor. Ya bu evet. Orman yangınları ne söyledi? Orman yangınları çok, tarihte çok, ben böyle bir şey görmedim. Yaşımız 9. Sel. Ama bak bir şey söyleyeyim. Bunlar bu işi şaka yarabilirler. Ama ben senin arkadaşını görmediğim için bilmiyorum. Ama bu söylediğine itibar ediyorum. Mesela şimdi desek ki gök taşı gelecek ben itibar ederim. Çünkü o kadar doğru çıktı. Sel, yangın, deprem, meteor ve dağın patlaması da oldu yani. Çünkü ortada, videolar ortada, kalbiler ortada. Tabii ki ben bilmiyorum nasıl bir insandır. Demek ki bunun bilgi aldığı yer sağlamdır. Ama daha iki tane olayı var. Daha zor olmamış. Mesela Kanal İstanbul'da Karadeniz bölgesinde. Evet onlar olmamış. Yani bağlantı zamanı yakın kala bir zamanda deprem tsunami olacak ve Erek Dağı da çökecek. Erek Dağı yıkılacak. Kimi diyor Ağrı Dağı da patlayacak. Ağrı diyor yok Erek Dağı. Erek Dağı. Van'daki Erek Dağı. Kimi Ağrı Dağı bahsediyor. Ben o Ağrı Dağı'nın herhangi bir bilgi bana söylemiyorum. Van'daki Erek Dağı. Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Tamam.